Nesne yeme şeklinde bir oyun tasarlayabiliriz. Ve bu nesnelerimizin hepsini topladığımız zaman da oyunun bitmesini isteyebiliriz. Bu bölümde skora göre oyunun bitmesinin nasıl olacağını hep beraber göreceğiz. Öncelikle ekranımıza bir tane nesne ekleyelim. Yine RoboSiklet seçeceğim. Daha sonra da elma yerleştireceğim. İki tane elmamız olsun. İki elmamız yediğimiz zaman oyunumuz bitecek. RoboSiklet'imizi programlayalım. Öncelikle yön tuşlarıyla hareket etmesini sağlayalım. Daha sonra da elmalara çarptığımız zaman elmalarımızı yiyelim. Aynı zamanda elmalarımızı yediğimiz zaman da skorumuzun artmasını sağlayacağız. Böylelikle skora göre oyun bitirmiş olacağız. Buradan tekrar eğer demiyorum. Çünkü elmaya çarparsan kodun içine yerleştirdiğim için direkt yap diyeceğim. Buradan oyun skoru arttıracağım. Skorumuzu kırmızı renk olarak artmasını sağlayacağım. Daha sonra da puan olarak da bir puan vereceğim. Her elma yediğimiz zaman puanımız böylelikle birer birer artmış olacak. Ekranımda şu an iki tane elma olduğu için o zaman iki puan olduğu zaman oyunun bitmesi gerekiyor. Tekrar buraya eğer skor yaptı. Kırmızı rengi seçiyorum. Çünkü burada skoru kırmızı olarak arttırmıştım. Kırmızıyı karşılaştırıyorum eşittir şeklinde puanım 2 olduğunda oyunu ne yapacağım bitireceğim. Buradan oyuna giriyorum tekrar ve bitir diyorum. Böylece iki tane elmamızı yediğimiz zaman oyunumuzu bitireceğiz. ESC'ye basıyorum. Oyunumuzu oynuyoruz. Bir puan aldık. Ve oyunumuz bitmiş oldu. 2 puanla. İsterseniz burada Ekranımızda puan yazdırmayabilirsiniz. İsterseniz skorboard'u da kapatabilirsiniz. Bunu yapmak için de dünya ayarlarını değiştir bölümüne girdikten sonra kırmızı ile alakalı skor bölümüne geldik. Buradan kapalı diyorum ve tekrar ESC'ye basıyorum. Oyunumuzu tekrar oynayalım. Böylece oyunumuzu bitirmiş olduk oynayan kişiler de artık skor şeklinde kesinlikle göremeyecektir. İster skoru yazdırarak, isterseniz de skorsuz olarak oyunlarınızı bu şekilde yapabilirsiniz.